Yol hikayesi Bam Telinden merhaba. Sizden ayrı kaldığımız sürede biz yine yollardaydık. Zaten bu dönemde de ülkede çok fazla bir şey değişmedi. Türkiye ne garip oldu değil mi? Brezilya dizisi ya da pembe dizi gibi. Ülke gündeminden ya da ülkeden kısa bir süre ayırsanız da döndüğünüzde bıraktığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Yani tüm bölümlerini izlemek zorunda değilsiniz. Bu arada yapay gündemlerle de uğraşmadık değil. Mesela Sara hamile mi değil mi uzunca bir süre milletçe bunu tartıştık. Sonra bir politikacının özel yaşamına tecavüz eden kameranın görüntülerini ve fotoğrafları izledik. Ama bütün bunlar yeni parlamentomuzun hükümet çıkaramadığı gerçeğini değiştiremedi. Ülke gerçeklerini de öyle. İşte biz ulaşabildiğimiz her yerde bu gerçekleri sizler için derledik. Yani bizim yolumuz parlamentonunki gibi çıkmaz değil. İşte hikayelerimiz. Yüzyıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan benzerlerinden sadece bir tanesi. Ama sonuncusu değil. O vitrinlerde ya da ekonomik yatırım aracı olarak hep güzeldi. Ama onu çıkaranların ve çıkarıldığı yerlerin derdi hiçbir zaman eksik olmadı. Yolumuz Bergama'ya bağlı Ovacık köyünden geçti. Ovacık köyünün ismini çok sık duydunuz son zamanlarda. 1989 yılından bu yana çok yazıldı, çizildi, tartışıldı. Çünkü Ovacık'ta altın vardı. Ancak insanlığı derinden etkileyen bu tutku, bu sarı güç buraya pek mutluluk getirmiş gibi görünmüyor. Şimdilerde köy halkı ikiye bölünmüş. Birbirlerinin gittiği kahveye bile gitmiyorlar. Bir kısmı altın çıkarılsın, bir kısmı çıkarılmasın diyor. İşte biz çıkarılsın ya da çıkarılmasın diyenlerin gerekçelerine şöyle bir bakacağız. Altın, uğruna en çok insan ölen, öldürülen maden. Kadınların ziyneti, erkeklerin serveti altın. Kaç film seyrettik altın kavgalarını içeren? Bir avuç dolar için silahların nasıl konuştuğunu ezbere biliyoruz artık.
görülmeden adı bile iştah kabartan bu sarı şey için bundan 10 yıl önce Ege'nin küçük bir köyünü birbirine düşürecek deseydik kimse inanmazdı. Ama oldu. Bergama'ya bağlı Ovacık köy halkı 1989 yılına kadar sessiz sakin yaşayıp gidiyordu. O yıl birileri geldi, araştırmalar yaptılar. Onların evlerini ölçüp biçtiler. Sonra açıklayıverdiler. Köyde altın var. İnanılacak gibi değildi. Her gün bastıkları topraklarda bir servet yatıyordu. Artık köyün tek kahvesinde pişti oynanmıyor, altın düşleniyordu. Hayaller dolarlarla süsleniyordu. Ovacık halkı şirketin madenin bulunduğu tepeyi hatta mezarlığı satın aldığını duyduğunda çok geç olmuştu. Ama umutlar hala tazeydi. Mezarlığı birlikte taşıdılar. Mezarlığı burada siz taşımıştınız ama köylüler taşımış. Bizi mecbure düşürdüler. Nasıl mecbure düşürdüler? Mezarı kaldıralım da size orada mezar vereceğiz. Mezarlık yeri. Burada siz rahat edeceğiniz dedi. Orası iyidir. Biz de dedik ki kazmayın dedik. Bunlar dedim burada yatıyor. Rahatlarını bozmalım. Bunlar da orada kazdılar bunlar. Devletten geldi adam kazdılar. Biz de baktık. Mecbur babamızın burası yanına. Neresiydi, neresiydi? Şurasıydı. Bizim pederin evi, evi oradaydı işte. 10 adım ilerideydi. Mezar yani. Mezar yeri. Ölülerini rahatsız ettikleri sonradan akıllarına gelmişti Ovacıkların. Şirketten beklediklerini bulamamışlardı çünkü. Bir de Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın altın siyanürle çıkacak, doğa ve herkes zarar görecek deyince köylünün bir kısmı madeni istemiyoruz diye ayaklandı. Ama artık çok geçti. Şirket gerekli izin için yolun büyük kısmını kat etmişti. Ovacık köylüsünü yapacağı tek şey kamuoyu oluşturmaktı. Eurogold firması da boş durmuyor, dünyanın çeşitli yerlerindeki altın madenlerine gazeteciler taşıyor, götüremediklerini ikna içinde video kasetler hazırlıyor, altının sadece siyanürle çıkabileceğini ama çevreye zarar vermeyeceklerini kanıtlamaya çalışıyordu. Ama bir kere köy bölünmüştü. Öylesine ki altın çıksın diyenler şirketten fayda sağlamakla sürekli suçlandıkları için kahvelerini ayırmak zorunda kaldılar. Altın istemeyiz diyenler bu konuda neredeyse uzmanlaşmışlardı. Siyanürün ne denli etkili olduğunu bilmediğimiz için biz o zamana kadar hiç sesimizi çıkarmadık. Peki şimdi biliyor musunuz ne denli etkili? Tabii şimdi. Nasıl etkili? Siyanür çok etkili. Çünkü sıvı bir madde. Olduğu için bu altını ayırt etmek için siyanür kullanılıyormuş. Siyanür kullanıldığı zaman demek ki bir insan siyanürden öldüğü zaman bunu tıp siyanürden öldüğünü bilemiyormuş yani. Çünkü biz bunu kimyagerler gelip kimyagerlerden öğreniyoruz yani. Biz kendimiz kimyager değiliz. Onlardan öğrendiklerimiz bunlar. Onun için biz karşı çıkıyoruz. Madeni buradan alsınlar götürsünler. Yalnız burada fabrikasını kurmasınlar, işletmesinler burada. Madeni alsınlar başka yerde işletsinler. Tabii gayet tabii. Bizler bir şeyi söylüyorum. Yaşamak için önce doğaya, yanımızda da konu komşu insana ihtiyacımız var. Ama şirketin bir tek şeye ihtiyacının olduğunu anladık. Altına, insana değil. Bir hikaye anlatayım. Merkepler evlenmeye karar vermiş. Bu evliliğin sonucu spa olacak demişler. Spa'ya kim bakacak? Evlenene kadar erkek merkep ben bakarım ben demiş. Evlendikten sonra kim bakarsa baksın. Bu şirketin bize yapacağı bu. Merkep gibi edip at gibi kaçacaklar buradan. Hiçbir sorumluluklarını yerine getirmeden. Buranın zeytini var. Birinci sınıf tütünü var. Pamuğu var. Efendim bütün her dünyadan her bir türlü mahsul burada yaşıyor. Bunu ölçebiliyorlar mı? Bunun gelirini, bunun KDV'sini, bunun hesabını yaptılar mı da bu madeni burada patlatacaklar. Yazık olacak bir Yediköy'e. Yediköy'ü etkiliyor. Öleceğiz ya. Çocuklarımız kaçıyor. Şimdi hep beraber Mutlu Mesut başladınız bu işe. Fakat sonra birdenbire köy ikiye bölünmüş. Evet. Neden? Şimdi öbürlerinin bir çıkarı mı var bu işten? Şimdi şöyle demi yani. Bu altın öyle burada siyanürden işlenmeyecekti. Yani siyanür olayı yoktu yani. Sonradan bunu söylediler. Biz de siyanürün zararlı olduğuna inandık. Ve siyanüre karşı gelmeye başladık. Fakat bizim ihtar heyetimiz maden tarafını tutuyor. Niye? Abilerimiz ondan ayrılıyor. Şu anda mesela iki tane azar orada çalışmakta. Bunların daha evvel sigortalı ödendi. Bunları biz tespit ettik. Ondan sonra bunları işe aldılar yani. Şu an iki tanesi orada görevde. Muhtar da tabii onları tutuyor yani. Kahvelerimiz de bundan ayrı yani. Şükür kahvesidir bu görünen. Fakat bunların daha evvel onlar da burada. Sonra başka bir arkadaş aldı. Şu an biz buraya geliyoruz. Onlar yeni bir kahve açtılar, oraya gidiyorlar. İşin üzücü yanı dargınlıkların çocuklara da yansımış olması. Sizin köyde altın çıkıyormuş, haberiniz var mı? Evet. Çıkmasını istiyor musun peki? Bizim için iyi olur.
Köyümüz kalkınır. İstiyoruz. İstiyorsunuz. Peki altının neyle çıktığını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Gel bakalım, sen ne diyorsun? Altın çıkacak, çıkıyormuş köyde bak. Daha doğrusu çıkarılacak. Ne diyorsun bu işe sen? Allah, ben çıkarılmasın diyorum. Niye? Doğadaki kuşlar ölecek mesela, bu güzellik gidecek ortadan. Bakınız çocuklarda bile madene giden arkadaşımızın oğlu, gitmeyen benim oğlum. Doğala ihtiyacı var, paraya değil. Sen ne diyorsun bu işe, bu altın işine? Söyle bakalım. Hayır, oralara kazmasınlar. Şey, okul bozuluyor, evler bozuluyor. Bozuluyor. Hı hı. Kim de söyledi sana bunları? Bozulacak mıymış yani okul? Bilmem. Altına hayır diyenlerin şirketten çıkar sağlamakla suçladığı Ovacık muhtarı Halil Gezer ve madende çalışan köylüler siyanürün zararı faydası tartışmasından çok meseleye ekonomik açıdan bakıyorlar. Kırgınlık diye bir yoktur yani. Belediye başkanı bizleri böyle kırgınlık yaptır yani. Biz değil yani. Ama diyorlar ki bak, ihtiyar heyetinden bazılarını işe aldılar. Evet. Onun için muhtar ve ihtiyar heyet evet diyor bu işe. Şimdi bakın, bizim köyümüz %80'i tarasızdır yani. İlk kişi heyetten çalışan vardı, kendinde tarla yoktur yani. Kahvede bunu iddia eden kişilerin çalışacak çocukları yoktur yani. Ve orada çalışmıştır, çıkmıştır, madene karşı gelmiştir yani. Madende çalıştı bir kısmı. Çalıştı bir kısmı, çok konuşan kişi madende çalıştı, çıkarlar şimdi madene karşı. Tam menfaati kalmadı. Bırak şu köyden 50 kişi girdiği zaman senede 28 milyar para gider şu köye. Tütünden bu kişi, bu köy bu parayı 10 senede alamaz yani, bir senede madene aldığı parayı yani. Bu madene çalışmazsa da önlemi devlet aldırması lazım. Biz bunun uzmanı değiliz yani. Biz, ben berberim, o çiftçidir ya, biz bundan anlarız. Orada fetva verip de maden mühendisi gibi, bu iş olmaz yani ilkokul mezunuyla. Maden mühendisi gibi fetva veriyor, şöyle yok sıfır milim bilmem ne bileyim ya. Neden anlar yani burada? Şimdi madeni istemeyen kişilerin hepsi beyanname doldurmuşlardır madene girmek için. Bu imzalar kendilerini. Bugün soruyorsun, ben diye imza atmadım. Senin fotoğrafını ben bir cebinden aldım kardeşim. İşte fotoğrafım burada, imzam burada, hala madene karşı geliyorsun. Bugün iş açılsa benden hemen koşturacak bu kişiler. Şu anda köyden 13 kişi çalışıyor altın madeninde. Ayda 20 milyon lira ücret alıyorlar. Bu da bölünmede önemli bir sebep gibi görünüyor. Ben asgari arkadaşımla dahi konuşmuyorum. Kendi eniştemle dahi konuşmuyorum şu maden için. Niye? Ben madende çalışıyorum. Şimdi girer çalışırım. Ben az alsam, ben de bu köyün bir vatandaşım. Devlet bana 5 kuruş para vermiyor. Bende 5 tane çocuk var. Gayet tabii gireceğim, çalışacağım. Ama madende, ama başka yerde. Ovacık'ta taraflar giderek keskinleşiyor. Nerede karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, selamlaşmadan tartışıyorlar. Ya yalnız iş ama, yalnız işi düşünüyorsun. Peki zararını hiç düşünüyor musun? Ne zararı var şu anda? Şu anda zararı var. Ya şu anda yok bir şey. Ama bak şimdi bir dakika. Bunun zararını kim bilir? Devlet bilir. Sen de bilemezsin, ben de bilemem. Devlet, sen o devletin adamını buraya. Gelmedi mi? Kim geldi buraya devletin? Bergama'ya da geldi. Devletten kimse gelmedi buraya. Ulan ben bir çivi çakamıyorum. Düğün yapacağım, oğlan yapacağım. Bir çivi çakamıyorum. İlgisi yok onun. Devlet ne zaman geldi buraya? Anlaşıldı, bu işin sonu gelmeyecek. Siyaset meydanında da 15 saat de konuşsak biz burada bu işin sonu yok. Bunlar ama benim sizden bir tek dileğim var. Hiç olmazsa bu düzeyde kalsın bu iş. Ya bir daha görmeyiz ya. Köyün erkeklerine kalsa tartışma bu düzeyde kalacak. Ama kadınlar... Başta herkes de evet demiş bu işe. Vallahi şimdi onlar erkeklerin sorunu. Kadınlara soraydılar zaten taş topuç, biz onu buradan kovaladık. Ama gel gelelim erkekleri kahvede topladılar. 5-6 kişi ileri 2 sıra kalkacak dediler. Sonradan köy kalkacak dediler. Yani ben razıyım. Bak şu benim evime bakalım. Ne yok benim evimin önünde. Ben nereye gideyim de ne kurayım şimdiden sonra. Yaşım 60. Kalkacak mıymış buralar? Ha, öyle diyor, söyleniyor. Yürüyüşe çıktık, bizi dövmeye kalktılar herkes. Bizim çocuklarımız bile okulda maden istenmiyor diyor, istemiyoruz diyor, maden ayrımı bile okulda bile yapıyorlar. 2 çocuk birbirine giriyor okulda, o mu? Türklük. Bizim çoluğumuz çocuğumuz ne olacak, malımız ne olacak burada? Ha? Onu hiç düşündüler mi? Biz malımızı istiyoruz, canımızı istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Ne madem lazım, ne kimse lazım değil. Bunu bilsinler, madenin içine kadar gireceğiz bak. Bunu böyle bilsinler. Erkekler hiç bize söz geçiremez. Biz karılar yapacağız bunu. Benim tarlalarım hasta ettikten sonra, çoluğum çocuğum hasta olduktan sonra ben ne yapayım bir yaşama? Bu altını ben ne yapayım? O altın biz yararlanmayacağız, gavur yararlanacak. Biz istemiyoruz onu. Valla ben hanımları daha kararlı gördüm. Biraz önce ben kahvede erkeklerinizle konuştum. Hiçbir bu kadar kararlı değildi. Evliler parayı görünce karıları bile satarlar bu köyün erkekleri, tamam, ben onu biliyorum. Ama satamayacaklar, biz de ezeceğiz o madeni karılar.
canımızı veririz, buradan çıkmayız biz. Ben malımı ne yapayım ben burada, tarlalarım var. Çoluğum çocuğum var, ben ne yapayım? Nereye gideyim bundan sonra? 60 yaşındayım ben. Ha? Allah şirket yöneticilerine yardımcı olsun arkadaşlar. Siz, siz. Kafasına yarar da geçeriz. Kafasına yarar da geçeriz. Böyle bilsinler. Buradan defolsunlar. Bizim yönetimimiz erkeklerden zaten devraldık diyorsunuz. Aldık. Ne sahtekarlar savundu o kaleyi aldılar, o yavruları indirdiler. Biz de bu yavru bu tepeden indireceğiz. Kararımızı verdik. Ölsek bile onu becereceğiz biz. Türk toprağına yavur ayak basamaz. Atatürk nasıl savaşmış almış, biz Atatürk'ün izindeyiz. Köyün kadınları bu işi gavurla savaş olarak nitelendirince madende çalışan köylüleri de hain olarak görüyor ve saldırıya geçiyorlar. Bir aylık gördüm, tarla nerede be köpek? Yürü git oradan. Bulmuşum kapıyı. Bak hakaret ediyorsun. Hakaret ediyorsun. Tamam abi. Tamam ben düzgün değilim hanımefendi. He? Ben düzgün değilim yavrum. Tamam anne. Biz yanıyoruz. Biz bir şey söylemiyoruz. Tamam. Ben onu düzeltir peşin. Başbakanlar geçiremiyor da bize dalın canım. Ayıp ya. Ayıp ya. Bana işe bir Allah kötü olacak. Olayının içine bir defter olarak. Bak geleceğiz. Sen neden küfür ediyorsun milletin karılarına, utanmıyor musun? Çocuğun hangi toprakta büyüyor? Yazıklar olsun size be! Atatürk çocuğu olarak yazıklar olsun! İzzetle bizi şerefsizler! Bu kavga şimdilik böyle sürüp gidiyor. Arada bir diyalog kopukluğu olduğu kesin. Ovacıkların kaygılarını Eurogold şirketinin halkla ilişkiler sorumlusu Hayri Öğüt'e yöneltiyoruz. Şimdi biz köylüyle konuştuk efendim. Köylü diyor ki biz siyanürden şikayetçiyiz. Yani siyanür bize zarar verecek. Zarar vermemesi için ne gibi çabanız var? Evet. Öncelikle efendim ben niye siyanür kullanıldığına değinmek istiyorum. Bizim altınımız gözle görünmüyor cevher içinde, mikron boyutunda. Bunu siz bir kimyasal maddeyle işleme tabi tutmak zorundasınız. Ve siyanür 100 seneden beri altın madenciliğinde teknolojik açıdan güvenilirliği ispatlanmış yöntem. Ve siyanür teknolojisi uygulanırken en ufak bir kazada meydana gelmemiş. Ve siyanürü bütün dünya tercih ediyor. Biz siyanürü kimyasal arıtmada karbondioksit ve azota parçalayacağız ve daha sonra sıfır geçirimsizliği sağlanmış bir atık barajına vereceğiz. Kanada'daki, Amerika'daki çevre kanunlarına göre bizim tipteki bir kimyasal arıtmadan çıkan atığı alıcı ortama, dereye, göle, çaya bırakabilirsiniz. O derece temiz bir atık. Ama biz yine dışarı vermiyoruz, onu sıfır geçirimsizliği sağlanmış bir atık barajına alacağız. Ağaçlar kesilecek diyor köylü. Hayır, bu bölgede efendim sadece açık ocağın üstünde belirli bir sayıda ağaç var. Bu ağaçlarda biz kesmeseydik zaten Orman Bakanlığı gençleştirmeye tabi ağaçlar kesilecekti. Biz madencilikle başladığımız zaman rehabilitasyon çalışmamızı da yapacağız. Ve kesinlikle gerek açık ocağı gerekse atık barajını arkada gördüğünüz yeşillendirilip ağaçlandırılmış biçimde bırakacağız doğaya. Ancak şirketin sözleri köylüyü etkilese bile Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın'ı etkilemiyor. Altın güzel, zenginlik, bereket getirecek ekonomik bir değer. Ancak onun yanında anılan siyanür dünyanın en tehlikeli zehri. Amerika'da idam mahkumlarını siyanürle öldürüyorlar. Ve Bergama Altın Madeninde 8 sene içinde yaklaşık 4500 ton siyanür kullanılmak isteniyor. Ki bu miktar siyanür teorik olarak 27 milyar insanı öldürmeye yeterli. Biz arıtma tesislerine veya önlemlere veya kontrollere civarda canı yanması beklenen insanlar olarak çok fazla güvenmiyoruz. Bunları alınması beklenen ya da istenen önlemler, bizim canımızı güvenlik altına alacak önlemler olarak görmüyoruz. Peki bunun ekonomik boyutu nedir? Türkiye için nedir? Önemli olanı. Evet efendim, Türkiye'ye bu altın madeninin girdisi şöyle, 40 milyon dolar yıllık ihracat girdisi sağlayacak. Brüt karın %10'unu devlet fonu ve madencilik fonu olarak bırakıyorsunuz. %46 gelir vergimiz var. Türk personeline ödenecek işçi ücretleri, malzeme alımı. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. 40 milyon dolar ihracat girdisinin %70'i Türkiye ve Türk ekonomisine ve Bergama ekonomisine kazandırılacaktır. 40 milyon dolarlardan bahsediyor. Bu Bergama Ovası'nda elde edilen ekonomik değerler milyonlarca doları bulan değerlerdir. Bergama pamuğu dünyanın en değerli pamuğudur. Zeytincilik, domates üretimi, bakırçay, verimli bakırçay ovasının ürettiği en önemli ekonomik değerlerdir. Bu değerlerin yanında altının getireceği değer hiç de önemli bir değer değildir. Devletimiz buradan yılda 4 milyon dolar gibi bir kazanç elde edecek.
Devletimizin bu kadar paraya ihtiyacı varsa biz Bergamalılar bu parayı toplar devletimize bunu veririz. Efendim, firma diyor ki biz başkan ve köylüler ne öneri getirirse bunları değerlendirmeye hazırız. Ama sizde görüyorum ki belirli bir güvensizlik var firmaya. Bu neden? Bizim firma böyle bir öneri getiriyorsa bizim firmaya önerimiz şudur. Bergama'dan en kısa zamanda ayrılsınlar. Siyanürlü altın madenciliği için Bergama uygun bir yer değildir. Siyanürlü altın madenciler en kısa zamanda çantalarını toplayıp Bergama'dan ayrılmalıdırlar. Bergamalılar onları istemiyor. Eurogold firması devleti ve Ovacık köylerinin bir kısmını ikna etmiş görünüyor. Diğer bölümünü ikna edebilir mi o bilinmez. Ama sonuç ne olursa olsun şu bir gerçek ki bu topraklarda 24 ton altın, 24 ton da gümüş var. Belki de geçtiğimiz en kıymetli yol buydu. İnsanın iştahını kabartmayacak gibi değil. Anlatacaklarımız öyküden çok bir senaryo sanki. Türk filmi gibi desek yanlış olmaz. Çünkü böyle bir olay ancak Türkiye'de yaşanır. Orada bir köy var dediler. Kimse gelip gitmez. Öylesine bomboş. Bir aile yaşarmış. Başka da kimse yok. Muhtar da kendileriymiş, imam da. İnanılacak gibi değildi ama. Bu yollarda hiçbir sözü yabana atmamayı öğrendik biz. Düştük yollara, Ankara'dan Kızılcahamam ama oradan da Ayvacık köyüne gittik. İzi de var, yolu da var köyün. Hatta elektriği de, telefonu da. İlk görüntü ürpertici. Sanki bir film setindeyiz. Evlerin arka yüzü bomboş gibi. Yaklaştıkça görüyoruz, her şeyleri tamam. Yalnız terk edilmişliğin eksikliği var. Birini bulup sormak gerek. Bu güzelim köy neden hayalet köye dönüşmüş? Bir hanım görüyoruz. Önce bakışları dost. Ama sonra tanıdık gelmiyoruz ona. Belli ki ürküyor. Dur seninle biraz konuşalım. Ne yapalım, konuşalım. Köy güzel ama sessizlik ürpertiyor insanı. Bak biz duyduk ki sen bu köyde tek başına yaşıyormuşsun. Ne ki yaşarım sana ne? He? Ama biz kötü diye gelmedik ki. Bir türlü ikna edemiyoruz bu teyzeyi. Çözemediğimiz bir düşmanlığı var sanki. Önce jandarmaya telefon etmekle tehdit ediyor, sonra oğluyla. Tanımıyor musun hiç? He? Sen o durmadanla konuşamam ben. Peki bak kendimizi tanıtalım biz duyduk ki sen burada tek yaşıyorsun. Tabii biz nereden duyduk seni biliyor musun? Kızılcahamam'a gitmiştik. Kızılcahamam'da petrolde bulduk. Orada dediler ki böyle orada bir köy var. O köyde tek başına bir aile yaşıyor. He. Biz dedik ki gelelim televizyona çekelim seni. Burada nasıl yaşıyorsun, ne yapıyorsun? Yani kötü bir niyetimiz yok. Yok bir şey. He? Ben televizyona çıkamam şey diyeceğim. Otura bakalım. Oğlan da koyuna gidelim. Bunlar. Keşke oğlan gelse oğlanla konuşuruz. Çıkır gel o da gelsin. Oğlan nerede? Oğlanı bulayım ben geleyim. Şurada köyde ev. Oğlanın karşıda köyde. Hangi köyde? Arabayla gidebilir miyim öyle? O zaten arabanın içinde gidiyor. Geçiyor atmak. Hayır oğlan yürüyerek mi gitti? Ne yaptı? Ya ona göre bulayım. Davara mı gitti, şeye mi gitti, neye gitti? He? Anlaşıldı, sen bize güvenmeyeceksin. Bana bak, sana... oğlan çok koç yapar bak. Oğlanla konuşalım. Oğlan, nasıl koşacak orada, gitti konuşuyor yoksa. Sonra oğlunu aramaya koyuluyoruz. Korkmuyor da değiliz. Öyle ya, 40 haneli bu köyde yalnız yaşayan bir aile... ...ve bizi fena yapacağı bildirilen bir genç bekliyoruz. Olmaz olur ya bu dağ başında. Burası Ayvacık köyü. Buranın halkı söylenene göre ne derece doğru bilinmez. Bir kan davası sonucu köyü terk ediyor. Bir tek aile yaşıyor. Bu bir tek ailenin yaşadığı köyde telefondan elektriğe kadar her şey de var. Yaşlı kadından bir şey öğrenemiyoruz. Kafamızda hala köy için duyduğumuz rivayetler var. Ben de anlamadım. Peki ben senin oğlanı da alıp geleyim. Bayram mı dediniz?
He? Adını alamadığımız ama bayram ismini yakıştırdığımız birini aramaya başlıyoruz. Ve dağda bizi izleyen karaltıyı görüyoruz. Sen bu köyden misin? Gel bir gel. Evet, belki de deminki teyzenin oğlu bu. Bayram demişti yanlış anımsamıyorsam. Şimdi onu çağırdık ve bekliyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne var ya? Ne bayramı diyorsun ya? He? Ya yok, demin teyze buradaydı da bir isim söyledi. Dedim hanım oğlum dedi. Teyzenin oğlu sen misin? Evet. Hayır, adın ne? Yusuf. Yusuf mu? Ya ben Bayram Hanım. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın evet. Yusuf? Allah'a şükür, hamdolsun. İyi, sizden sormalı. Sonra köy neden boş? Neden diğer insanlar burayı terk etmiş? Ve neden bu aile burada, öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz zor oluyor ama. Çünkü annesi bir türlü rahat vermiyor Yusuf'a. Ya, ayakları karıştırıyorlar, bırakın. Ya seni bir tanıyalım önce. Yusuf Çevikli. Yusuf burada sadece siz yaşıyormuşsunuz, öyle mi? Evet. Kaç kişisiniz? Üç kişi. Kimler? Ayşe, annem Ayşe, Kazım, Yusuf Çevik. Peki niye siz teksiniz burada? Çoğu herkes açtı gitti. Niye açtı gitti? Buyur. Olmadık, çekememezdik bile. Herkesin işte bakımımız burada. Yani çekti, açtı gitti yani. Nasıl çekememezdik? Birbirlerini mi? Evet. Evet, Ankara onlara gidiyorlar, biz gidemeyiz mi? İşe gidiyor mu, onlara gidiyor, biz gidemeyiz mi diye yani gittiler. Toplam iki aile mi vardı burada? 30-40 aile vardı. Hepsi birbirine bakarak Ankara'ya mı? Evet. Ancak Yusuf da pek inandırıcı değil. Çekememezlik, onlar Ankara'ya gitti, biz gidemez miyiz diye köyün terk edilmesi düşünülemez herhalde. Biz kan davası falan diye duyduk. Vardı işte, hani vardı yine işte, anaş etti işte, hani sürk oldu. Evet. Sulh'tan sonra mı göçtüler? Evet. Sulh'tan önce, yani önce sulh oldu, sonra göçtüler Ankara. Evet. Köye bakınca pek sulh olmuş gibi görünmüyordu. Ama şimdilik neyse diyoruz. Peki siz ne yapıyorsunuz şimdi burada? Bu işe 4 sığırımız var, onlarla neye uğraşıp dururuz. Araziniz de var mı? Arazi ne var? Yok arazi bir tane, yok. Peki gidenlerin arazileri ne oldu? Onlar arazide duruyor. Peki biçiyorlar mı? Yok ki. Öyle duruyor. Yusuf'un bir kardeşi daha varmış, Kazım. Yakında evlenecekmiş. Onun için komşu köye gitmiş. Kolay mı ayvacığa gelin getirmek? Yusuf bir şeyler anlatacak anlatmasına, kan davasının nedenini ağzında geveliyor ama Ayşe ana muhalefeti bırakmıyor bir türlü. Yani şu olaylar oldu. Ne olaylar ne? İşte o bizim adam yukarı koyup geçirmedi. He? Yukarı geçirmedi, şu yukarı tarafa geçirmedi. Yukarı tarafa mı geçirtmediler? Evet, oraya geçirmedi. O zaten orada çekememezdik yani işte. Kim kimi geçirtmedi? O ölen adam bizi geçirtmedi. Ölen adam? Evet. Kim ölen? Resmen de bize karşıydılar. Orada, mezeli orada. Ben karakol veriyorum. Tamam be, bir şey yok be. Ne öyle bağırıp durur? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Teyzeciğim bizden korkma, bir şey yok. Sen bizim anamız sayılırsın. Çareyi annesinin sesi ulaşmasın diye Yusuf'u oradan uzaklaştırmakta buluyoruz. Muhtar var mı diyoruz, biziz diyor Yusuf. Biz onun yalancısıyız. Göç edenler seçim zamanı gelir, oy kullanırlarmış. İnanmak zor ama boş evleri gezerken seçim sandığı buluyoruz. Belki de içine en az oy pusulası giren sandık budur diye düşünüyoruz. Ömer, seçim sandığını buldum. Muhtarın seçildiği sandık burada. Kaç tane seçmen varsa iki tane de sandık var. Sonu sandık. Tabii sadece muhtar seçim için değil doğal olarak. Genel seçimlerde de halk burada oy kullanıyormuş. Çünkü hala buraya kayıtlılarmış. Yusuf bir gün gidenler dönecekler diyor ama cami dışında pek sağlam kalan yerde yok gibi. Asma kentral gibi görünüyor ama kimse olmadığı için zaten kilde de gerekiyor. Böylece takılmış. Thank you.
Biz hala şu köy halkının neden terk-i diyar ettiğini çözmüş değiliz. Alıyoruz Yusuf'u, çıkıyoruz köyün mezarlığına. Ve sonuçta öğreniyoruz ki Yusuf'un mensup olduğu Çevik ailesi, kardeşi ve babası, şerrinden tüm köy kaçtı dedikleri Osman Demir'in ailesini vurmuş. Yusuf, şimdi diyorsun ki sen, evet, bütün köy halkı bu Osman Demir'in şerrinden kaçtı. Evet. Bunları da siz vurmuşsunuz, öyle mi? İşte bizim bir ağda vurdu. Kim bunlar? Kim bunlar? Bunlar işte Ayşe Demir, Asım Demir, Hasan Demir. Bir kavga mı çıktı da vurdunuz? Yok işte, dedim ya, yani yukarı geçitmediler yani. Bu şu yukarı tallaya, halmanlardan yukarı geçitmediler. Bütün mesele bu geçirtmedi. Ha, yani yer davasından yani bu. Geçin ne yapıyorsunuz orada? Ne? Davar için mi? Ha işte yani davar gidiyorduk orada. O zaman yağmurda çıplak ayağını. Yukarı burada gitmeyeceksiniz dedi. Yukarı geçin, yani yukarı geçmeyeceksiniz yani dedi. Yani bizim o tarafa geçmeyeceksiniz dedi diye kavga çıktı. Evet. Kaç yıl sürdü bu kavga? Hemen bir ay ne sürüyor yani. Bu Ramazan günü işte böyle. Böyleydi. He, Ramazan günüydü yani. Mezarların üstünde zaten 8-10-1981 yazıyor ölüm tarihleri. O herhalde işte ya. Peki kim vurdu bunları? Bizim Kazım Çevik. Kaç yıl yattı? Biliyorum, o... Yatıyor mu hala? Yok, çıktı. Sen niye neredeydin o zaman? Sen kurtarmışsın, yırtmışsın bu işte. Ben davardaydım dün işte, daha da davarda. Ha, sen davarda olduğun için kavgaya katılamadın. Ha, katılamadım çünkü genelde bir... Kızım da beş gün yattım. Yani bu Demir ailesiyle Çevik ailesinin... Davar gütme hikayesi yüzünden, bir davar sınırı yüzünden oldu bu, öyle mi? Evet. Yer dağıştı, o sinodan oldu yani. Peki bunların çocukları neredeler şimdi? Ankara'da. Bir şey demiyorlar mı onlar size? Yok canım, ne diyecekler o kadar? Herkes şeyini cizasını çekti diyorlar kadar, yattı diyorlar. Ona bir şey kadar bir şey diyemiyorlar. Baba Çevik hapisten çıkmış ve iki ay içinde ölmüş. Dedik ya, Kazım Çevik iki ay sonra evlenecekmiş. Yani Ayvacık'ın nüfusu 1981'den bu yana ilk kez artı bir yazacak. Kim bilir, belki yıllar sonra yeniden insan ve çocuk sesleri duyulur bu köyde. Şimdilik sağdan da saysan 3, soldan da saysan 3 kişiler. Terk edilmiş köyde yalnız yaşayan 3 kişilik ailenin öyküsü, belki de şu ana kadar olan yol hikayelerinin en ilkinciydi. Düşünün bir kere, davarlar nerede otlasın diye bir kavga çıkıyor, iki aile birbirine giriyor ve sonuçta 3 ölü, 2 mahpus ve terk edilen bir köy. Her şey bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorsunuz ama her şey inanın o kadar basit. Davarlar nerede otlasın? Soruna bak. Ve bam teli çadır kent Dinar'da. Dinar depremi için çok şey yazıldı, çizildi, söylendi, görüntülendi ve çok kişi suçlandı. Şimdi bütün bunlar gerilerde kaldı. Dinar yarasını sarmaya çalışıyor ve Dinarlılar kış boyunca unutulmak istemiyorlar. Tabii Dinar'ın adı bu depremle duyulmadı. Hani meşhur bir bandosu vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in de sözünü ettiği bando. İşte o bando depremden 9 gün önce sizlere ulaştırmak üzere bize son konserini vermişti. Şimdi bu acı günleri bir an olsun unutmak için gelin o güne geri dönelim. Onlar şimdilik sustu. Akort sesleri bile duyulmuyor artık. Kulaklar arıyor besbelli onları. Oysa ne güzeldi bir Ekim sabahına kadar her şey. Tören olmasa bile bir araya gelindiğinde yöresel parçalardan oyun havalarına, Harbiye Marşı'ndan Zeybe'ye her şey çalınırdı. Azdı sayıları. Şener Şen'in Selamsız Bandosu filminden sonra kendilerine yakıştırılan bu sıfattan rahatsız olmaz, tüm zorluklara karşın o üniformayı taşımanın, enstrümanları çalmanın onuru yaşanırdı. İşte böyle bir vakitteydi konukluğumuz. Evet, onları yöredeki karşılamalardan, uğurlamalardan tanıyorsunuz. Dinar Belediye Bandosu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in deyimiyle Ali Çavuş'un bandosu. Hani sayıları yeterli olsa 5. senfoniyi de çalacaklar ama yıllar onların sayısını hep azaltmış. İşte bugün de şef gelmeyen bir arkadaşının yerine saksafonunu takmış. Efendim kaç kişiydiniz, kaç kişi kaldınız? Ben 1969, 1 Temmuz 1969'da kuruluş yılı mevcutumuz göreve çıkan 18 kişi. Fazlası 21 kişiye kadar mevcutumuz vardı ama bu yıllar geçtikçe tabii eleman kimi arkadaşlarımız emekli olmak nedeniyle, kimi arkadaşlarımız
ayrılması nedeniyle gittikçe eleman sayısı düştü. Peki ben demin anonsta dedim ki sayıları yeterli olsa 5. senfoniyi de çalarlar. Çünkü Sayın Süleyman Demirel'in böyle bir sözü vardı. Alınmıştınız hatta o dönem. Sayınız yeterli olsa çalar mısınız? Sayımız yeterli olsa, mevcut enstrümanlarımız olsa, efendim biraz da bu işler çalışmaya bağlıdır. Aynı anda bir eser icra edilemez, yani ortaya konulamaz. Mutlaka çalışma süresi gerekir. Çalıştıktan sonra çalmamak mümkün değil, mutlaka hepsi çalınır yani. Bando üyeleri